Hayır, bir markanın sahibi alan adının mutlak sahibi değildir. Bunun temel nedeni markaların farklı sınıflarda birden fazla kişi için tescil edilebilecek olmalarıdır. Örneğin Cimilli markası ayakkabı sınıfında ya da giysi sınıfında tescil edilmiş ve benim adım olabilir. Ama yiyecek sınıfında bir başka kişi Cimilli markasıyla pirinç üretebilir. Bir başka kişi yine Cimilli markasıyla mesela büro hizmetleri verebilir. Dolayısıyla aynı marka pek çok kişi tarafından yasal olarak kullanma hakkına sahip olabilir. Fakat alan adları nitelikleri gereği tek olmak, eşsiz yani unik olmak zorundadırlar. Yani sadece bir cimilli.com olabilecektir. Dolayısıyla bu cimilli.com'u ayakkabıcı mı alacak, pirinç üreten mi alacak, ofis hizmetleri mi veren alacak sorusunun cevabı özellikle ülke aidiyeti içermeyen alan adları yani .tr, .eu gibi aidiyet ekleri içermeyen alan adları için ilk gelen alır yani first time first get ilkesidir. Dolayısıyla bu bağlamda markayla alan adı arasında zorunlu bir bağlantı yoktur. Ama ülkemiz açısından baktığımızda .tr uzantılı alan adlarının bir bölümü için özellikle de .com.tr için belgeli tahsis standardı olduğundan marka tescil belgesi ya da marka tescili için başvuru belgesi bu belgelerden birisi ve hatta en çok kullanılan olduğundan marka ile alan adı arasında özellikle ülkemiz ve benzeri belgeli tahsis sistemi uygulayanlar açısından baktığınızda bir bağlantı vardır.